Ayna düştü, ayna. Hadi. Yine mi ya? Hadi Pınar. Of, gerçekten. Ay anneciğim, bak sana ne diyeceğim. Bu garibim vallahi can çekişiyor ya. Beni bir salın diyor ama biz bunu dinlemiyoruz. Acaba şey mi yapsak diyorum. Bunu bir hurdacıya falan mı versek ha? Ne dersin? Sanki daha mutlu olacak gibi. Kızım yenisini alacak paramız mı var? Ayağımızı yerden kesiyor işte, ne yapalım? Belki benim canım abim şu koli bandıyla bantladığımız aynayı görür de bizim halimizi acır. Bize böyle en sıfır kilometresinden, en güzelinden, en harikasından bir tane araba alır. Ne dersin? Hayatta olur böyle şeyler. Pınar, zevzekliğin lüzumu yok. Hadi bin arabaya. Bu da artık düşmez inşallah. Ağzımı açmıyorum daha. Adnan mıydı, neydi? Gider gitmez onun yanına uğraman şart mıydı? Gerçekten sustum bu sefer. Karşında durmaktan ne korkardık be. Elimiz, ayağımız birbirine dolanırdı. Ama bak şimdi, sen ölürsün.
ama ben yaşıyorum. Yıllar önce benden bir can almamı istedin. Bir can. Kolay mı öyle adam öldürmek, ha? Sırf kendi kızım mutlu olsun diye bir gariban kızı ortadan kaldırmaya kalktın. Ama ben o kadını da oğlunda yaşattım bey. Sana inat yaşattım. Aileme yaptıklarına inat yaşattım. Vakit geldi beyim. Sen orada yanacaksın. Bıraktıkların da burada. Külünüz bile kalmayacak. Bu dünyayı garipler yakar. Sizin dünyanızda bahtiyar yakacak. Beyim, ya bahtiyar yakacak. Böyle hak eden hak ettiği yerde olacak. Tamam, çekil, çekil. Kocan ölmüş Azade. Kaldıysa helvasından yemeye geldi.
Sen yaşıyor olamazsın. Yaşıyorum Azade. Yaşıyorum. Gördüğün gibi kanlı canlı karşındayım. Öldüremediniz beni. Ölmedim. Feraye Hanım, benim yıllarca öldü sandığım, varlığından haberdar olmadığım öz be öz annem oldu. Bugün öğrendim yaşadığını. Tanışmak bugün nasip oldu. Ama ne acı ki onun da benim yaşadığımdan haberi yokmuş. Biz de diyorduk ki babamızın evlilik dışı ilişkisi ne zaman mezarından kalkacak da tanışacağız. He? Ne yapalım biz şimdi? Kurban mı keselim? Oğlum sen manyak mısın? Niye getirdin bu kadını? Ya ben bunca zaman sonra annemi bulmuşum. Yanıma almayayım mı? Konağıma getirmeyeyim mi? Getirme! Getirme! Oğlum bak. Bak bu evden cenaze çıktı. Hepimiz yaslıyız. Anladın mı? Eğer varsa bir hesabınız, babamın mezarına gidin, hesaplaşın. Anladın mı lan? Babanızla hesabımı öteki tarafa bıraktım. Ben oğlum için buradayım. Ne güzel. Allah nasip etmiş, oğlunuza kavuşmuşsunuz. Saadetiniz bol olsun. Yolunuz da açık olsun. Ziyaretin kısası makbuldür. Hadi size iyi geceler. Şimdi hepiniz şunu bilin. Bundan sonra ben neredeysem annem de orada olacak, benimle kalacak. Yani bu konakta bundan sonra birlikte yaşayacağız. Bu kadar. Fethi beni bir bıraksana şunu, bir ağzını bulayım. Baba, baba, baba. Gerek yok abi, gerek yok. Hanımefendi bakın. Buraya taziyeye gelmediğiniz belli. Lütfen bir tatsızlık çıkmadan çekin gidin. Sizin burada kalmanız uygun düşmez. Ya kusura bakma da sana mı soracağız uygun düşüp düşmeyeceğini? Bakın, bakın buraya gelerek geçmişin hesabını şu acılı günahsız kadından kesiyorsunuz siz. Günahsız olduğunu nereden biliyorsun kızım? Zamanı gelince Azade Hanım'la da hesaplaşacağız. Benim kimseye verilecek hesabım yok. Eğer sorulacak bir hesap varsa burada, ben sorarım. Biliyordu değil mi yaşadın? Görüşüyordunuz değil mi? Adnan'la görüşüyordunuz. Bu hanımefendi de aynı anneden doğma kız kardeşim Pınar. Daha dün kimsem yokken şimdi onların varlığını öğrendim. Yani bundan sonra bu konakta hep birlikte yaşayacağız. Buna alışsanız çok iyi olur. Anne. Şişt, tamam, tamam. Bir şey yok, bir şey yok. Anne gel benimle. Gel benimle. Azade Hanım iyi misiniz? Tut Ayşe, gir konuya. Gel. Tamam. İyi misin? Ben iyiyim. Tamam, iyisin. Bak. Tamam, hadi bırakın. Tamam annem, bak sana bir şey olursa biz ne yaparız? Dur, sakin. Tamam, tamam. Odama gideceğim, bırakın. Tamam, gel. Tamam, beni rahat bırakın.
Yalnız kalmak istiyorum. Al rahat. Anne! Niye mi geldin? Annen, hamileyim diyorum. Karnımda senin çocuğunu taşıyorum. Bu bebek bizim için son şans Adnan. Benimle gel. Ha? Gidelim buradan. Niye susuyorsun? Bırakamıyor musun bu konağı? Yoksa azadeyi mi bırakamıyorsun? Ne kadar büyük bir konak değil mi anne? Ben bile bu kadarını hayal edemezdim. Neyse, hadi söyleyelim de odanızı hazırlasınlar. Hadi. Tamam. Ben hazırlatayım o zaman. Ayten. Hadi gidelim, hadi. Anne, açsa konuşalım anne. Beni rahat bırakın. Yalnız kalmak istiyorum. Tamam anne. Anne, aç kapıyı bir konuşalım anne. Ne yapacağımı size soracak değilim. Rahat bırakın beni. Anne. Abi. Ferit. Hadi gel annemizi dinleyelim. Ne istiyorsa öyle yapalım. Bırak, rahat bırakalım. Biraz dinlensin, kendine gelir. Şimdi ben bir gittim. Bu şerefsizi döve döve öldürdüm. Kaç yıl verirler lan bana? Ya abi saçma sapan konuşma Allah aşkına ya. Ettiğin laf mı şimdi bu? Ya baba hakikaten ne diyorsun ya? Bak korkutuyorsun beni. Sinan ne diyorsun sen kızın yanında Allah aşkına? Ya benim şurama kadar gelmiş laftan anlamıyor şerefsiz ya. Kaşınıyor. Oğlum ben geberteceğim bu herifi lan. Abi bana bak. Bak karın var, evladın var, ailen var, biz varız. Sakin ol biraz, sakin olacaksın ya. Saçma sapan konuşma. Ferit sen annemin halini görmüyor musun oğlum? Farkında değil misin sen? Görmüyor musun? Oğlum şuna bak kadın ne halde lan? Ne yapacağız biz? Sabredeceğiz Sinan abi. Hep birlikte olacağız, sırt sırta vereceğiz, sabredeceğiz. Neye sabredeceğiz Ayşe? Neye sabredeceğiz? Bir söyle bana neye sabredeceğiz? Şu konakta dedenizin tablosu yanıyor. Sonra ölüler diriliyor. Kayınvalidem deliriyor. Ama konakta ne olursa olsun kahrolan benim kocam oluyor. Anne, burada ne yaşıyorsak hep beraber yaşıyoruz değil mi? Niye hep beraber yaşıyoruz Mükeciğim? Bak amcanlar yarın bir gün gidecekler. Sonrasında Yaman'ın, Hande'nin, ölen kadının, kayınvalidemin hepsinin kahrını benim kocam çekecek. Neden? Çünkü benim kocam saf. Demen ne diyorsun sen ya? Ne safı? Ne konağı, ne safı? Sinirimi bozma benim. Bak kalbini kıracağım. Müge'yi de al git yat. Sinan sen sadece benim kalbimi kır zaten. Başka ne yapıyorsun ki? Gel Müge. Gel lafını söyleyip kaçma öyle gel. Tamam abi tamam. Uzatma hadi. Ferit sen de karını al git. Hadi oğlum belli kafamı ütüleyeceksiniz. Hadi git ben annemin başını beklerim. Hadi. Hadi hayatım. Ellerin ne çok benim ellerime benziyor. Misafir odası hazır Feraye Hanım. Buyurun göstereyim yerinizi. Bir dakika, bir dakika. Sana kim misafir odasını hazırla dedi? Hande Hanım. Tamam sen şimdi boş ver Hande Hanım'ın söylediklerini. Onlar misafir değil, tamam mı? Bediye teyzemin odasını hazırla. Orada kalacaklar. Tabii Yaman Bey. Ya ben de aslında ilk orayı düşündüm ama... şimdi siz ne kadar kalacaksınız, gidişiniz ne zaman bilemediğim için. Yok gitmiyorlar Hande. O oda onlara ait. Tamam. Tamam. Sen beni hala annem ve kız kardeşine tanıştırmadın. Farkında mısın? Evet ya şey kusura bakma o engelmedi benim kafam gitti. Kısmetinde kayınvalide elde öpmek varmış. Tanıştırayım. Eşim Hande. El öpenlerin çok olsun kızım. Ben çok alışkın değilim.
geldiniz bu arada. Çok sevindim gelmenize. Ben tanıtayım kendimi. Merhaba, Pınar ben. Hoş geldin Pınar. Hoş buldum. Vallahi hiç görümcem olacağını düşünmemiştim. Gel bir öpeyim seni. Hoş geldin tekrar. Daha. Ben seni bir yerden tanıyor gibiyim. Nereden olabilir? Nereden geldiniz siz? İstanbul'da. Hakim ol. Abine sen akıl veriyorsun. Bak kavga eden sen olursan kızarım, söyleyeyim. Hayatım sakin olur musun? Kavga falan etmeyeceğim. Konuşacağım sadece. Tamam. Gidelim konuş o zaman. İlla yanımda duracaksın değil mi? Evet. Hadi. İyi. Burası da teyzemin de. Umarım beğenirsiniz. Yaman. Gelsene biraz konuşalım seninle. Ne konuşacaksak burada konuşalım, yabancı yok. Burada konuşulacak şey var, konuşulmayacak şey var. Gel dedim. Tedirgin olmayın. Konak ne kavgalar gördü. Onlar da zaten çocukluklarından beri öyle dalaşırlar, barışırlar. Merak etmeyin. Ben arabadan valizler almaya gidiyorum. Oğlum biz meseleyi hukukla çözelim dedikçe sen zorluk çıkartıyorsun. Anneni buraya getirip yerleştirmen doğru değil. Ferit bak, benim annem ölmemiş. Sen bunu anlıyor musun? Yaşıyor. Ben yıllar sonra anneme kavuşmuşum. Ne yapsaydım, kadını sokağa mı atsaydım? Sana anneni sokağa at diyen mi var? Ne güzel işte, yıllar sonra annene kavuşmuşsun. Al anneni, al karını, al kız kardeşini götür buradan. Git kendine yeni bir yuva kur, bebeğin de olacak. Mutlu mesut yaşarsınız. Muhtaç mısın, ihtiyacın mı var? Yok. Sen anneni düşman bellediği annemle aynı çatı altında yaşamaya niye mecbur bırakıyorsun? Ya sen bu aklı bana verene kadar kendin yapsaydın ya. Annenle niye konuşmuyorsun? Konuşmadım mı sanıyorsun? E tamam, madem konuştun niye gitmiyor o zaman? Oğlum kolay mı benim annem buradan gitmesi? Bu konağın bizim için sadece maddi değeri yok. Her köşesinde anılarımız var, yaşanmışlıklarımız var. En çok da annemin. Benim annem bu konakta doğdu. Gözünü burada açtı, burada büyüdü, burada evlendi, burada doğurdu bizi, burada büyüttü. Ne diyorsun sen? Bu kadın buradan nasıl çekip gitsin hemen? Kolay mı? Oğlum bak. Ateşle oynuyorsun. Yapma. Yapma. Ben biliyorum, o tabloyu da sen yaktın. Yapma. Sonuçları çok fena olacak. Ne diyorsun oğlum sen ya? Ne tablosu, ne yakması? Sen neden bahsediyorsun yine? Bak Ferit, bu iş inada bindi. Ben annemi bırakmam, anladın mı? Benim annem yıllarca cefa çekti, şimdi sefa sürecek. Annemi bir evlat olarak baş tacı etmek benim boynumun borcu. Sana anneni baş tacı etme diyen mi var? Ama laf dinle diyorum sana, laf dinle. Ok yaydan çıktı, abimi zor zapt ediyorum. Bir tatsızlık olmadan al aileni götür buradan. Bak bu veraset davası çabuk sonuçlanır. Eğer hakim burayı sana bırakırsa söz veriyorum paşa paşa çekeceğiz gideceğiz. Hakkın hukukun baki, korkma, laf dinle. Tamam, ben de sana diyorum ki biz bu konaktan çıkmayacağız. Anladın mı? Mahkeme sonuçlanana kadar bana kardeş olana kardeş, düşmanlık besleyene düşman olur. Sana son sözüm bu. Ferit, mahkeme sonuçlanana kadar bekleyeceğiz. Başka çaremiz yok Ferit. O zamana kadar abini de anneni de sakinleştireceğiz. Sen de sakin ol lütfen. İyi geceler. Hadi hayat, hadi. Ve
Bediye abla, nihayet çok merak ettim. Anne, anne. Canım. Canım benim. Çok özledim seni. Hiç gelmeyeceksin sandım. Ben de seni çok özledim. Gelmez olur muyum hiç? Seni bırakır mıyım ben? Ha? Bir tane. Hayır, hayır. Bırak. Canım, canım. Buyurun. Burası yatak odanız. Eğer par ayrı odalarda kalmak isterseniz ben hemen ayarlarım. Bediye Hanım gittiğinden beri misafirler için temiz tutuyoruz gerçi ama. Yok, burası bize yeter. Sağ olun. Peki o zaman, iyi geceler. Size de. Yatak bayağı yumuşakmış. Demek burası teyzemin odası. Anneciğim, teyzem senden daha şanslıymış. Girebilir miyim? Tabii. Ben bir şeye ihtiyacınız var mı diye merak ettim de. Yani umarım beğenmişsinizdir burayı. İnşallah rahat edersiniz. Ederiz tabii. Etmez miyiz? Ederiz tabii ki de abicim. Biz daha önce böyle bir evde hiç kalmadık ki. Her şey için çok teşekkürler. Artık burası sizin de eviniz. Eksik olma. Şey, bir şey yemek ister misiniz? Karnınız aç mı? Ben hemen Ayten'i hazırlattırayım. Ay yok yok. Aç değiliz. Hiç zahmet etmesin o. Sağ ol. O zaman iyi geceler. Allah rahatlık versin. Sabah görüşürüz. Görüşürüz. Ay ben de bekliyorum. Annem diye o senin boynunu atlayacak. Sen onu oğlum diye bağrına basacaktın falan. Filmde artık iki gibi isterdim ama hiç benim hayal ettiğim gibi olmadı ki bu. Ben ona abi demesem kimse kardeş olduğumuzu anlamayacak. Pınar, hadi konuşma da kızım, aç şunları. Az içindekiler buruşmasın. Bir de kaynanayla görünce çıktım. Ben senin annenim. Evladımı koklamaya geldim. Yılların acısını dindirmeye geldim. Annen olmaya geldim. Ol. Beni kabul edecek misin? Sarılmayacak mısın annene? Bana biraz zaman ver anne. Sadece biraz zaman istiyorum. Öyle annem bir anda çıkınca tuhaf oldum. Alışırsın zamanla. Thank you.
nasıl olacak Azade ile bu konakta? İkisi bilmiyor. İyi işte, sana da eğlence çıkar. Niye böyle yapıyorsun Yama? Annenle kardeşin gelince benim pabucumu dama mı attı? Onları istemediğini bu kadar belli etmek zorunda değilsin ya. Ben mi istemiyorum? Ben sadece tedirgin oldum kadın için. Gerçekten günahımı alıyorsun. Bu kadar mı zordu ya annemin elini öpmek? Hı? Eğer beni biraz tanısaydın, onları sokağa bırakmayacağımı çok iyi anlardın. Benim annem neredeyse misafir odasında hapis kalacaktı ya. Ben nereden bilebilirim, giderler mi, kalırlar mı? Sor o zaman anne. Sor, bana sor, tamam mı? Alınganlık yapıyorsun. Benim annem gelse onu da misafir odasında ağırlardım. Tamam, senin annen geldiği zaman sen öyle yaparsın. Tamam mı? Ya benim buraya yıllarca öldü sandığım annem geldi. Benim yıllarca hasret kaldığım kadın geldi buraya. Anladın mı? Ne yapacaktım? Onları iki gün sonra sokağa mı bırakacaktım? Benim annemin Azade Hanım kadar kıymeti yok mu ya? Azade'nin hanımlığı mı kaldı benim gözümde? Yok öyle bir şey. O zaman sen de konağın yeni hanımına misafir muamelesi yapma. Anladın mı? Tamam. Ben sadece ne yapacağımı şaşırdım. Yoksa başımın üstünde yeri var. Ama nasıl oldu? Nasıl girdi annen konağa? Azade dut yemiş bülbüle döndü. Hala anne diyemedim ona, biliyor musun? Böyle sarılamadım. Yani doya doya sarılamadım bile kardeşime. Hasret gidermek isterken hesap verir durumuna düştüm. Nasıl yani Medya abla? Yani bunca yıl ayrı kalışımızdan, bütün çektiği acılardan, her şeyden beni sorumlu tutuyor Feraye. Ya Yaman bile gelmiş, anneme niye sahip çıkmadın teyze diye hesap sordu bana. Dedim ki bak, annenin hali hal değil, çok canı yanmış. Can yakmaya gelmiş. Eğer onu zapt etmezsen sen daha çok üzülürsün dedim. O ne yaptı? Aldı annesini konağa götürdü. Ya benim bir karıncayı bile incitmeyen kardeşim bayağı böyle kuşanmış kılıçlarını gelmiş. Yani ne yapacağımı, nasıl engel olacağımı bilemedim ki ben. Öyle elimi kolumu sallaya sallaya kalktım geldim işte. Oh, çok yorgunum Betül. Çok. Çok haklısın Medya abla. Hadi al zeytini, çıkın yukarıda biraz dinlen. Yarın konuşuruz. Hadi gel. Görüşürüz. İyi geceler Medya. Gel aşkım, gel canım. Kolyeniz. Bence de tuhaf değil mi? Pınar'ın birden arabanın önüne çıkması.
Hani Yaman'ın kardeşi olarak konağa gelmesi. Bu kadar tesadüf olamaz bence. Bana şüphecisin derdin, şimdi aynını sen yapıyorsun. Bilmiyorum, aklım almıyor. O kızı gözüm tutmadı demiştim sana. Annen için çok zor bir durum. Zor. Bir gün sen de birine aşık olursan eğer, karşıma geçip açık açık söyle, olur mu? Yeter ki beni aldatma. Bana yalan söyleme. Ben sana yalan söylemem. Ben seni aldatmam. Sen de bunu aklından çıkartma, tamam mı? Benim gözüm senden başkasını görmüyor, görmeyecek. Şu an böyle tabii. Ama bundan 10 sene sonra, belki 20 sene sonra ne olacağını bilemeyiz ki. Ya duyguların değişirse? Kırmızı kar yağarsa değişebilir. Ama ben sana ciddi bir şey söylüyorum. Sen dalga geçiyorsun benimle. Gel buraya, böyle şeyler düşünme. Bir şey diyeceğim. Hı? Benim midem kazındı. Kendime sandviç falan bir şeyler hazırlayacağım. Sen de ister misin? Yok hayatım. Sana afiyet olsun. Kızım sen yemin ediyorum cadısın. Ne demiştin falda öyle? Başınıza talih kuşu konacak. Gerçekten kondu. Bak sana abartmıyorum. Şato gibi bir yerdeyiz annemle. Ben sana söyleyeyim. Yarın bir gün imparatorluk el değiştirecek, benim validem tahta çıkacak. Ararım seni. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Akşam bir şey yiyemedim, şimdi öyle karnım acıktı. Bir şeyler atıştırayım dedim. Hissettin abin olduğunu öğrenince? Bilmem. Tuhaf bir histi. Tanımadığım bir his. Tuhaf gerçekten. Ferit'le karşılaşmanız da tuhaf olmuş. Koca şehirde, onun arabasının önüne çıkman falan. Ama hiçbir şey sebepsiz değildir. Kader falan derler ya, ben inanırım ona. Sana afiyet olsun. Şu işe bakın Ayşe Hanım. Daha neler göreceğiz. Hadi hayırlısı. İyi geceler. İyi geceler. Gördün mü? Burada da karşılaştık. Allah'ın işi işte. Ya, büyük tesadüf. Artık aynı yerde yaşayacağımıza göre bu tesadüfler yerini alışkanlıklara bırakacak diye düşünüyorum. İyi geceler, afiyet olsun. Teşekkürler. Pınar. Siz Ferit'le tanışıyor muydunuz? Hayır, tanışmıyoruz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sana da yapayım mı? İyi geceler. Hayat, seni yalnız bırakmayayım dedim. Ne oldu? Ne bu bakış böyle? Biliyorum ben bu bakışı. Az sonra önemli bir şey söyleyeceğim diyen Ayşe bakışı bu. Söyle bakalım, ne oldu? Ya önemli değil de. Hı.
O kızla ne konuştunuz orada? Sen beni mi gözetliyorsun? Gözetlemiyorum tabii ki. Baktım odunun ışığı yanmıyordu. Buraya geleceğini tahmin ettim. Hı hı. Sonra bekledim, seni gelmedin. Kapıya çıktım, baktım. Konuşuyordunuz. O yüzden. Vay be. Bayağı adımlarımı sayıyorsun yani ha? Yok odadan baktım da ışık kapalıydı da gelmedin de. O kadar da değil tabii. Ne kadar? Sadece adımlarını saymıyorum ben senin. Nefesini de sayıyorum. Nefesi aldığın dakikaları sayıyorum. Nabzını bile ölçüyorum. Onların hepsini rapor ediyorum. Sen hiç merak etme. Vallahi ben seninle nefes alıyorum hayatım. Nabzım da Ayşe diye atıyor. Ne oldu? Ne oldu hayatım, iyi misin? Hayatım, hastaneye götüreyim seni. İyiyim, iyiyim. Merak etme, geçecek şimdi. Ya nasıl merak etme, nasıl geçecek Allah aşkına? Kötü görünüyorsun, iyi misin, emin misin? İyiyim, üşüttüm galiba biraz. Ya, mideni mi üşüttün? Hı. Ya o zaman ben sana şöyle güzel bir nane limon yapayım, sıcak sıcak iç, iyi gelir ha. Değil mi? İyiyim, tamam, geçtim. Ay Allah'ım ya, Allah korkutuyorsun beni. Bir anda öyle. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ya normal günler geçirmiyoruz ki Allah aşkına. Bir normal günümüz yok. Stres yaptım, midene vurdu tabii. İyisin değil mi? Hı? İyiyim. Hadi ye yemeğini. Ama bak bu da dokunur ha gece gece, ben söyleyeyim. İddialı. Bence siz beni dinleyin. Gerçekten. Alın bu elbiseyi, size çok yakışacak. Bu arada sağda 50 metre ötede çok güzel bir bebek mağazası var. Oraya gitmenizi de tavsiye ederim. Şaka. Sabaha zor ettiğine göre demek ki konakta ilk gece zor geçmiş. Nasıl olacak bu kadınla? Bahtiyar, ben her gün Azade'nin yüzünü görmeye nasıl dayanacağım? Senin derdin bu mu Feraye? Senin derdin intikam. Benim derdim oğlum. Ben Yaman'ın derdine merhem olmaya geldim. Yaman'ın derdi de intikam. Elinden gelse bir kaşık suda boğar Azade bu oğlum. Müsaade etme buna. Oğlum için dünyayı yakarım ben. Sıkıntı ne o zaman Feraye? Evladının yanındasın işte. Sahip çıkın birbirinize. Bu arabayı da kullanma artık. Çekelim benim oraya, orada dursun. Sakata gelmeyelim. Caner'im günaydın. Nasılsın, iyi misin? İyiyim Ferit. Sen nasılsın? Çok şükür, bildiğin gibi işte. Dün gece bir de konakta dedemin tablosu yandı. İyice gerildik. Var mı bir gelişme? Araştırıyoruz. Var küçük gelişmeler. E söylesene. Babanın öldürüldüğü gün olay yerinde bir araba daha varmış. Annemin arabası mı? Tekerleklere bakılırsa bu başka bir araba Ferit. Arkadaşlar detaylı incelemeye aldılar. Gerçi izlerin çoğu silinmiş. Sen şimdi kafaya takma bunu. Bir şeyler netleşirse haber veririm. Tamam kardeşim, sağ ol. Haberini bekliyorum. Günaydın. Günaydın. Uyandırdın mı? Yo, uyuyorum hala. Hatta şu an rüya görüyorum. Rüyamda seni görüyorum, bakayım neredeymişsin.
Buradasın. Ya bugün bütün gün uyusak keşke bir yere gitmesen. Bir ayda kendimi hiç uyumamış gibi hissediyorum. Ah be hayatım. Keşke dediğin gibi yapabilsem. Keşke bütün gün yataktan çıkmasak. Ama nerede? Çok işim var biliyorsun, gitmem lazım. Önemli bir şey yok değil mi? Yok. Bildiğim meseleler. Azade, hayret, gidiyor musun? Hesap vermeden nereye kaçıyorsun Azade? Ne istiyorsun Feraye? Bana bir evlat ve bir ömür borçlusun. Verebilecek misin? Söyleyecek bir sözün yok değil mi? Çünkü senin kalbin yok. Vicdanın yok. İçinde bir yerlerde ufacık da olsa bir sevgi yok. Eğer öyle olsaydı babanın arkasına saklanıp beni öldürsünler diye adam tutturmaz. Ne saçmalıyorsun sen? Önce aşkımı çaldın benden, sonra evladımı. Senin benimle hiçbir hesabın olamaz. Adnan kendi kararını kendi verdi ve benimle evlendi. Ayrıca ben kimseden bir şey çalmadım. Demek Adnan seni seçti. Gözlerimin içine bak. Elini vicdanına koy ve söyle. Adnan kime aşıktı? Adnan'la ben evlendim. Yuva kurduk. Ömrümü verdim ben Adnan'a. Eğer seni isteseydi, sana aşık olsaydı beni bırakırdı, seninle evlenirdi. Yaşadıklarının sorumlusu ben değilim Feraye. Sensin Azade. Sensin. Ve senin baban olacak o zalim adam. Bir de şu an toprağın altında yatan Adnan. Hepiniz sorumlusunuz. Bu konak, o mal mülk, o şanlı soyadınız. Hepiniz sorumlusunuz. Hepiniz hesap vereceksiniz. Kaçamayacaksın Azade. Benim hiçbir yere kaçtığım yok. Ben sadece kafamı dinlemek için gidiyorum. Sen kendini savaşacak başka birini bul Feraye. Anne! Anne, nereye gidiyorsun Allah aşkına? Ne bu böyle? Yenildim oğlum ben. Kime yenildin anne sen? Kime? O kadına, babanın aşık olduğu o kadın. Konağımın, evlatlarımın gözü önünde bana değersizliğimi hatırlatmaya geldi. Bir hiç olduğumu göstermeye geldi. Babanla evli olmamı bir türlü sindiremedi. Bedel ödetmeye geldi. Amaç beni yok etmek. Anneciğim, öyle kolay mı seni yok etmek? Hı? Ya sen sadece bir adamın eşi değilsin ki. Sen kimseye ihtiyacı olmayan çok güçlü bir kadınsın. Sen bizim güçlü annemizsin. Sen bizim idolümüzsün. Tükendim oğlum ben. Gücüm kalmadı. Anneciğim, biliyorum. Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Çok yoruldum. Ama bana gücüm kalmadı deme. Bizi buna inandıramazsın. Bak, sana bir şey soracağım. Lütfen bana doğruyu söyle, olur mu? Gitmeni gerektirecek bir şey yaptın mı sen bu kadına? Yapmadım desem. İnanacak mısın bana? Ya inanmaz olur muyum? İnanacağım tabii ki. Sen benim annemsin. Yapmadım. Tamam o zaman. Tamam. O zaman gitmek yok. Vazgeçmek yok. Bizi yalnız bırakmak yok. Sen bizim annemizsin. Bizim sana ihtiyacımız var. Oğlum. Anneciğim. Sen bu konaktan gidersen yok olursun. Bundan vazgeçersen yok olursun. Kal bizimle. Kurtar konağımız. Feraye Hanım. Zamanında yaşadıklarınız sizi de, Azade Hanım'ı da yeterince yıpratmış. Bir
Bir kadın bir kadının neden canını yakmak ister anlayamıyorum. Sen bunu önce bir kayınvalidene sor, sonra karşıma çık istersen. Ne istiyorsunuz masum insanların evinden, yuvasından? Siz de mi konak için gözünüzü kararttınız yoksa? O masum dediğin insanlar benim hayatımı mahvetti. Hepimiz acılar yaşadık Feraye Hanım. Ben acıların en büyüğünü yaşadım. Evlat acısını. Benim karnımdan bebeğimi çaldılar. Kim verecek bunun hesabını? Hı? Kim verecek bana gençliğimi geri? Yaman'ın bebekliğini, çocukluğunu. Ha? Kim geri verecek bana? Yaptıklarınız neyi değiştirecek peki? Acılarınızı dindirebilecek mi? Sen daha çok gençsin kızım. Böyle bir acıyla sınanmadın. Sen bunu bilemezsin. Nereden biliyorsunuz sınanmadığımı? Benim de karnımdan bebeğimi çaldılar. Sizin ne hissettiğinizi çok iyi biliyorum. Bunu yapanları görmezden gelebildin mi? Geldim. Hala da geliyorum. Mecburum buna sevdiklerim için. Feraye Hanım, ben yüreğimdeki nefretin yerine sevgi koydum. Aşk koydum. Size de bunu tavsiye ederim. Yoksa her şey çok daha kötü olacak. Sizin için de, evladınız için de. Her şey kötü olacak. Hey! Ne oluyor? Sen kimi tehdit ediyorsun? Ha? Ne öyle her şey çok kötü olacak falan? Bana da söyle, ne yapacakmışsın bize? Kızım, ne oluyor? İki kadın dertleşiyorduk burada. Niye böyle celalleniyorsun? Sizinle o şekilde konuşamaz. Ben ona haddini bildiririm. Allah Allah. Ben bildiremez miyim? Aklım kıt mı benim? Sizi ezmeye çalışıyordu, gördüm. Ne oluyor burada? Anneni kenara çekmiş, ayar veriyordu. Oldu yok. Konuşuyorduk sadece. İyi günler Feraye Hanım. Annem mi ayar veriyor derken? Tamam İman, karışmıyorum. Ayşe canını sıkacak bir şey mi dedi? Evet dedi. Yok canım, kötü bir şey demedi. Ortalığı karıştırmaya gerek yok. Neyse, güzel şeylerden bahsedelim o zaman. Azade gitti biliyor musun? Ay, günaydın. Ay, hayatımda uyuduğum en güzel uykuydu. Bayağı da uyumuşum. Kötü bir şey mi oldu? Yok. Hayır yani annemin böyle tek noktaya bakıp dalması pek hayra alamet değil de ben o yüzden şey yapmıştım. Yok canım. Aslında çok güzel şeyler oluyor. Konaktan eskiler temizleniyor, yeniler ferahlığıyla geliyor. Hizmetçileri de kovacağım yakında, tam olacak. Hande'cim tamam artık. Hadi güzel bir kahvaltı yapalım. Hı? Ha, tamam olur. Söyleyin bana yerini, ben hemen hazırlayayım. Olur mu öyle şey? Sen bu evin hanımısın. Artık sen oturacaksın, onlar sana hizmet edecek. Bak ne güzel söylüyor oğlum. Siz oturun, ben bir şeyler hazırlatayım. Yok sağ olun da ben öyle rahat edemem. Siz annemi daha tanımıyorsunuz. O hep böyleydi. Ben daha bir dakika bile oturduğunu görmedim evde. Anlaşılan sen hiç annene çekmemişsin tembel teneke. Üstündekiler de pek yakışmış. Açmış seni. Teşekkür ederim. Güzel bir hayatım var. Aytencim bu ne ya?
Doğramaya üşenip salçalıkları mı getirdin? Al şunu biraz daha düzgün doğra. Tamam anne hanım. Kezban Allah aşkına sen de biraz hızlı olur musun? Ona niye yağ dökmedin? Kuru kuru mu yiyeceğiz? 40 yıl sonra kayınvalidemle görümcem gelmiş. Kuş sütü eksik olmasın. Evet hadi güzel bir kahvaltı edelim. Hı? Anne. Sen böyle gel. Azade Hanım'ın yeri hemen doldu bak. Sen de geç annenin yanına hadi. Ben oturuyorum ama herkesin yeri belli değil mi? Sonradan şey olmasın. Yok. Kimsenin yeri yok artık bu evde. Çünkü biz çekirdek bir aile olduk. Böyle daha güzel oldu. Onlar artık giden annelerinin peşinde koştursunlar. Günaydın. 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 Sinan. Oturalım. Oturalım, oturalım. Oturalım. Buyurun. Herkese afiyet olsun. Yemeğe başlayabilirsiniz. Ferit, tuz uzatır mısın? O ne lan? Liseden arkadaşı sanki. Buyur. Teşekkür ederim. Ben kahvaltıya başlamadan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Bakın bizim konağımız bu kapıdan giren hiç kimseye yeri çevirmedi bu zamana kadar. Kim gelirse gelsin, kim girerse girsin, edeple, adapla en güzel şekilde ağırlandı. Ağırlanmayı da hak ediyor. Bu yüzden hoş geldiniz Feraye Hanım. Misafir dediğin de yerini bilecek yalnız. Ev sahibini kovan misafir mi olur ya? Allah Allah. Hoş bulduk Ferit. Fırsat bulmuşken ben de hepinize başsağlığı diliyorum. Allah Allah. Allah razı olsun. Teşekkürler. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Bakın Feraye Hanım, şimdi biz bu konakta maalesef tatsız, nahoş durumlar yaşadık. Yani bu konak babamızın üzerine görünüyor olsa da, sahibi babamız görünüyor olsa da aslında annemi atalarından yadigardır burası. Bunu burada Antakya'da bizi tanıyan tanımayan herkes bilir. Ben istiyorum ki siz de bilin. Annenizin varlığından da şöhretinden de haberdarım. Şimdi biz bu masada mal mülk mü konuşacağız Ferit? Bu konağın senin için maddi değeri var. Sen bu kahvaltıyı iş yemeği gibi düşün. Rahmetli babamız zor bir dönemde konağı dedemizden satın almış. Yakın bir zamanda da Yaman'a satışını gerçekleştirmiş. Tabii babamız bunu niye yaptı, ne amaçla yaptı bilmiyoruz. Yaman Bey de hangi parayla nasıl satın aldı onu da bilmiyoruz ama öğreneceğiz. Ben sana bunun nasılını niyesini anlattım, biz bunu konuştuk seninle. Eyvallah. Mahkemede de hakime anlatırsın nasılın niyesini. Hakim karar verir, biz de ona saygı duyarız. Biz veraset davamızı açtık. Ama benim için veraset davasından daha önemli bir dava var, o da cinayet davası. Bizim babamız cinayete kurban gitti Feraye Hanım. Siz bunu biliyor muydunuz? Ben... Neyse. Bunun lafın kısası, ben bu cinayeti aydınlatmak için ne gerekiyorsa yapacağım.
Babamın katilini ve yardakçılarını bulacağım. Kendi elimle adalete teslim edeceğim. Eminim Yaman da bunu çok istiyordur. Sonuçta onun da babası. Neyse, o güne kadar birlikte yaşayalım bakalım bu konakta. Yaşayalım, görelim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Size afiyet olsun. Hemen çıkıyor musun? Evet hayat. Çıkmam lazım biliyorsun. Yani kusura bakma, seni burada yalnız bırakmak istemezdim ama mecburum. Olsun. Sen ne yaptın, daha iyi misin? Miden nasıl? İyiyim mi? Sen beni düşünme. Ben seni nasıl düşünmeyeyim ya? Hadi ben artık gideyim. Görüşürüz. Görüşürüz hayatım. Dikkat et kendine. Ayşe'cim. Vediye abla nasılsın? İyiyim canım, iyiyim. Nasıl olayım işte. Aklım sizde kaldı. Asıl siz nasılsınız? Geldi mi Feraye? Geldi. Hiç sorma, ortalık yangın yeri. Normale döner miyiz? Konakta huzur olur mu bundan sonra? Hiçbir fikrim yok. Asıl benim neler yaşadığımı bir bilsen. Yıllar geçse de acısına alışamadığım kardeşimin yaşadığına sevinemiyorum şu sana. Haklısın. Neredesin? Buraya gelsene, kahve içeriz. Ay yok güzelim, yok Allah aşkına. Bir de ben gelirsem oraya işler iyice çığırından çıkar. Betül sağ olsun bize evini açtı. Buradayız şimdilik. Müsait olursan sen gel. Vedi abla gelsin. Ha bak, o da işaret ediyor, gelsin diyor. Çok selam söyle Betül'e. Tamam, bugün bir yere uğrarım yanınıza. Tamam, selam söylüyor. Hadi görüşürüz canım. Görüşürüz. Geliyor mu? Ha, gelecek. Yine mi ya? Olmayayım ya. Ne olur ne olmaz. Biz abinden önce Ferit'le nişanlıydık biliyor musun? Ne? Vallahi. Birine duygun bitti mi? Arkana değil önüne bakacaksın. Seni seven orada çünkü. Ben tam anlayamadım ama. Şimdi senin abin küçüklüğümüzden beri bana aşıktı tatlım. Ama ben manyak gibi Ferit'in peşinde koşuyordum. Gençlik, cahillik işte. Neyse ki Ayşe aramıza girdi de ben Yaman'ın kıymetini anladım. Bayağı heyecanlı bir hikayeymiş. Konakta heyecan bitmez. Neyse, yani sonuç olarak bütün aşk hikayeleri birbirine benziyor. Önce çarpılıyorsun, 2.80 yere yatıyorsun. Ondan sonra ayağa kalkacak gücü kendinde buldu mu... püf, bütün dertler bitiyor. Senin usta başına bir şeyler bulun. Konağa yakışman lazım.
Dene bakalım olacak mı? Bunları bana mı veriyorsun? Evet. Beğenmedin mi? Yok, beğendim. Çok beğendim. Hepsi çok güzel ama... marka bunlar. Bayağı pahalıdır. E marka giymek senin de hakkın. Güzel kızsın. Hmm. Bu sana çok yakışacak. Hatırladın mı? Abimin eşini çok merak ettiğim için peşine düştüm. O mağazaya girdiğini görünce ben de girdim. Kızmadın değil mi? Dobrayız. Sevdim. Bunu da al sen bence. Olmuyor bana. Hamileyim ya. Ya çok teşekkür ederim. Hadi dene. Bulaşığı bitireydi ki Elkin. Yemeğe girişim Kezban abla, görmüyor musun ya? Hani hanım çeşit çeşit demek istedi. Yetiştiremezsem canıma okur vallahi. Ben size yardım edeyim. Olur mu hiç? Siz misafirsiniz. Yani misafir değil de evin hanımı sayılırsınız. Öyle değil mi Kezban abla? Gerek yok Feray Hanım. Biz hallederiz. Ay ben rahat edemem. Zaten alışık değilim. Bulaşıkları ben halledeyim. Siz yemeğinizi yapın. Kezban abla, bu eldivenin kime ait olduğunu biliyor musun? Konağın önünde buldum. Bakayım. Azade Hanım'ın olabilir, ona bir sor istersen. Ama erkek eldivenine de benziyor. Ferit Bey'in de olabilir. Sinan Bey'in değildir, o eldiven takmaz. Sen biliyor musun? Onu daha önce hiç görmedim. Neyse, sorup bulurum bir şekilde. Tamam, teşekkür ederim Kezban. Feray Hanım nereye gitti? Bilmem. Ay, alo Bahtiyar. Başımız dertte. Bu şey, o siyah eldivenin tekini Ayşe bulmuş. Ortalıkta dolanıyor kimin bu diye. Ya her bulduklarını kanıt mı sayacak bunlar? Sakin ol. Bak böyle panik yaparsan herkesi işkillendirirsin. Diyeyim sana. Ya anlamıyorsun. Hala üzerinde kan lekesi var. Ferit'e vereceğim dedi. Eğer Ferit o lekeyi görürse o zaman başımıza geleni gör. Ya zorla kendini ele vereceğim be Feraye. Bir eldivenden ne çıkar? Korkma bu kadar. Ya nasıl korkmayayım? O eldiven polisin eline geçerse o zaman her şey ortaya dökülür. Katil diye beni içeri atarlar. Ay Allah korusun. Arabayı nereye götürdün? Ha, araba burada. Tamam, şimdi sen kapa telefonu. Ben şu eldiveni nasıl alırız oradan bir düşüneyim bakayım. Tamam, acele et, tamam mı? Adnan'ı sen mi öldürdün? Ya saçmalama Pınar. Soruma cevap ver. Adnan Sancakzade'yi sen mi öldürdün? Duydum seni. Katil diye içeri atarlar beni dedin. Sen öldürdün onu. Anne nasıl yaparsın bunu? Sen hapse girersen ben ne yaparım hiç düşünmedin mi? Konaktan da kovarlar o zaman bizi. Her şeyi başlamadan senin yüzünden bitti. Ya tamam Pınar, sus yeter artık. Pınar, sen ağlıyor musun? Biri bir şey mi yaptı, kötü bir şey mi söyledi? Ay yok canım, öyle biraz
atıştık. Olur öyle ana kız arasında. Kocaman oldu, hala sulu gözdür bu. Önemli bir şey değil. İyi bakalım, tamam. Anneyle didişmenin en güzel yanı barışma faslı derler. Eğer annenin kalbini kırdıysan, üzdüysen bir gönlünü alırsın. Hı? Alırım tabii. Alır alır. Tamam, ben holdinge gidiyorum. İşlerim var. Numaram var zaten, siz de bir şey olursa ararsınız beni. Tamam. Hande de burada. Görüşürüz. Abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Anne, bir çuval inciri berbat ettin ya. Oğlunun sana böyle iyi davrandığına bakma. Katil olduğunu öğrendiği zaman ilk o koyacak kapının önüne bizi. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Sen benim hayallerimi nasıl yıkarsın ya? Kızım, sen beni mi düşünüyorsun, kendini mi? Kim dedi sana hayal kur diye? Bir çöp beklentimiz bile olmayacak demedim mi ben sana? Sen benim daha ne hayal kurduğumu bilmiyorsun. Ne istediğimi bilmiyorsun ki. Bir kez olsun sordun mu anne? Kızım, ben seni tek başıma büyüttüm. Kimseye muhtaç etmedim. Süründürmedim. Sağ ol. Ne bunlar? Ha? Hande yengem verdi. Konağa yakışmam gerekiyormuş. Anne. Anne. Geri veriyorsun. Bak, ben onları bir yıl çalışsam alamam. Hem ayıp olur. Niye veriyorsun? Yeter. Pınar. Emeğini hak etmediğin hiçbir şeye sahip olmayacaksın. Anne. 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 Beni o sefil hayatıma geri döndüremeyeceksin. Hele o adamı öldürdün ya. Buna hiç hakkın yok anne. Yavaş. Buyurun Feraye anneciğim. Al bunları kızım. Pınar'a vermişsin ama ihtiyacı yok. İhtiyacı olan birilerine verirsin. Peki, öyle yaparım. Caner'im hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Siz? Eyvallah. Tahmin ettiğimiz gibi Beyaz Şahin Doğan sağ yanağına. Yalnız burası olay yeri sayılmaz. Ama yine de araştırmaya değer değil mi? Değer tabii Ferit, değmez mi? Ben müdürle bir konuşayım. Trafik kayıtlarından Beyaz Şahin Doğan'larla ilgili bir inceleme başlatalım il genelinde. Tamam, ne kadar sürer? Ya bununla ilgili süre veremem ama civardaki MOBS'ler İşimizi bayağı bir hızlandırır. Zaten elimizde kayıtlar mevcut. Bir daha inceleyeceğiz.
Ah be Ayşe. İnatsın, vallahi inat. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Ben bir gebelik testi alabilir miyim? Tabii. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ferit, bir şey söyle. Bebeğim yaşıyor değil mi? Karnım benim. Öldü. Ben ölürken, ben bebeğimi kaybederken sen beni korumak istedin öyle mi? Ben sadece o zaman istedim. Yapma, ayağına bakacağım. Ben istedim senden, ben bebeğimi kaybettim. Ben bebeğimi. Hediye abla, yine ben. Müsaitseniz, evdeyseniz kahve içmeye geleyim diyecektim. Tamam, geliyorum o zaman. Taksi! Taksi! Ferit Bey. Bir araban var. Arabanla suça karıştın. Ne yaparsın? Anlayamadım sorunuzu. Önemli değil. Ne söyleyecektin? Toplantı başlamak üzere. Herkes burada, onu haber vermek istedim. Tamam, gidelim o zaman. Dosyaları aldık ben, olur mu? Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sinan Bey henüz gelmemiş galiba. Vallahi sen halledersin diye düşündü herhalde. Patron olarak. Neyse, biz Sinan Bey'i beklemeyelim. Biz başlayalım. Kendisi sonradan bize dahil olur. Biliyorsunuz. Otel inşaatı, arazinin sit alanı ilan edilmesiyle iptal edildi. Siz zaten bu konuya vakıfsınız. Aynı şeyleri tekrar tekrar konuşup canımızı sıkmayalım. Kötü şans. Yok, bence kötü şans değil. Bence fırsat. Ben böyle sıkıntılı mevzulara fırsat gözüyle bakıyorum. Yani herkesin baktığı yerden değil, başka bir yerden bakmamız lazım meseleye. Bence kötü şans yoktur. Henüz fark edilememiş fırsatlar vardır. Buradaki fırsat ne? Bakın, Antakya'mız dünya üzerinde kurulmuş 23 medeniyetin 13'üne ev sahipliği yapmıştır. Etnik ve inanç farklılıkları insanları ayrıştırmamış, aksine hep bir arada iç içe yaşamışlardır. Şimdi bu kültürel zenginlik yaşayışı olduğu gibi yeme içme kültürüne de hizmet etmiştir. Antakya'mız İpek ve baharat yolu üzerine kurulmuş, hem Orta Doğu'ya hem de Mezopotamya'ya açılmış bir kapıdır. Yani biz burada binlerce yıllık bir tarihin üzerinde yaşıyoruz. Peki biz ne yapacağız? Ne yapacağız biz? Bu tarihe, bu doğaya saygı göstereceğiz. Madem burası sit alanı, o zaman biz de doğal olana dokunmayacağız. Doğal olana, tarihe bırakacağız kendimizi. Ben beğenmedim. Çok sıradan ya. Sıradan mı? Sıradan. Onaylamıyorum şahsen. Zaten Sinan Bey de yok. Bence kendisi de projeyle ilgilenmiyor.
O yüzden proje iptal. Toplantı da bitmiştir. Hadi be. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Vay, aleykümselam. Vay damat. Holding çalışanlarının gönlünde taht kurmuşsun. Vallahi seninle gurur duydum. Bravo. Ben buraya gelirken şoföründen sekreterine kadar herkesle konuştum. Nasıl dedim, Yaman Bey'den memnun musunuz dedim. Nasıl dedim, iyi bir mi Yaman Bey dedim. Bir yamuğu falan var mı dedim. Bunları sorarken de senin kaybolan olduğumu, senin benim biricik damadın olduğunu da çaktırmamaya çalıştım. Bakalım ne diyecekler. Nasıl dedim, Yaman Bey'le çalışmak nasıl dedim. Ne dediler? Ya ne desinler, on numara adam dediler. Bir tane de içinden çıkmaz mı acaba seninle ilgili kötü konuşan dedim ama. Yok abi, vallahi seninle gurur duydum Yaman. Vay be. Nereden nereye? Yani ahırlardan çıkıp holdinge girmek herkese nasip olmaz diyorsun ha? Estağfurullah ya. Ben öyle demek istemedim ya. Senin başarınla gurur duyduğumu söylemeye çalıştım. Yaman, başarı deyince aklıma geldi. Benim aklımda iki tane süper proje var. Sen de biraz maddi destekte bulunursan, vallahi Antakya'yı yıkar geçeriz. O Ferit'te sancaksadeleri var ya, onları da silip süpürürüz. Ne diyorsun? Ne oldu, cevap vermiyor mu? Yok. Bir daha ara. Ne var oğlum, ne alacaktı gibi arayıp duruyorsun lan? Abi neredesin sen ya? Niye açmıyorsun telefonunu? Sana ne yapacaksın? Ne demek ne yapacaksın ya? Neredesin abi sen? Önemli bir toplantımız vardı, niye gelmiyorsun? İyi tamam, yapın toplantımızı, bana ne? Abi Allah rızası için niye böyle yapıyorsun ya? Ya vallahi anlamıyorum seni, niye böyle yapıyorsun abi? Derdin ne senin? Bağırma lan! Ne bağırıyorsun? Oğlum sen değil miydin şirketi tek başıma yönetmek istiyorum diye, ha? Bak. Oğlum bak, ben makineden geldim. Sen okulda. Benim yerim fabrika, senin yerin koltuk. Ben sizin emir komuta zincirinize uyamam oğlum. Tamam mı? Anladın mı? Hadi eyvallah. Bir daha arama beni. Kalbini kırarım. Abi. Ben yokum diyor. Geçen sefer toplantıya ona haber vermedim tabii. O yüzden böyle tepki gösteriyor. Hep üzüyorsun kardeşlerini ya. Hep yakıp yıkıyorsun. Bak her şey bulunur, kardeş bulunmaz. Yaz bunu bir kenara. Bunların kibri var ya, herkesi öldürür. Keşke senin kıymetini bilseler ama nerede? İşinize bakın, benim canımı sıkmayın. Hadi oğlum. Oralarına bak. Senin dostluğun menfaatin kadarmış Hüseyin. Ama yokluğun bizim için büyük bir kazanç. Allah'ım. Yani Feraye'yi mi arasam diyorum ama ne işe yarayacak ki? Zaten Yaman arkasında.
Medya ablacığım, ikisinin de gözünü kim bürümüş? Of. Vallahi bu hikayede yanan siz oldunuz Ayşe. Yani Ferit de sen de savaşın tam ortasında kaldınız. Ferit çok üzülüyor ama belli etmemeye çalışıyor. Ben üzülmeyeyim diye hissettirmiyor. Ben de bir şekilde idare etmeye çalışıyorum. Ama konaktan çok sıkıldım. Keşke çalışsam. Bütün gün konakta boş boş duruyorum. E kafe vardı. Ne oldu? O Mirza'nın oldu ya sonra. Orası da karışık ya Bediye abla. Boş ver. Bu arada ben dün işten ayrıldım. Aa. Yani nasıl oldu bilmiyorum ama meğerse işi Hande ayarlamış. Ciddi misin? Ben de öğrenince duramadım. Aa. Gerçi benim de çalışmam lazım artık yani. Hazıra daha dayanmıyor malum. Elde avuçta bir şey kalmadı. Yani Betül olmasa ne yapardık bugüne kadar bilmiyorum gerçekten. Ay aşk olsun Bediye abla. Konuştuk bunları. Beraber atlatacağız bu günleri. İnşallah. Ay hadi tamam yeter. Aa, dağıtalım şu hüzün bulutlarını. Ayşe, iyi misin? Ne oldu güzelim? Ha? İyiyim, geçti. Birkaç gündür böyle oluyor. Sürekli midem bulanıyor. Ya yediğin bir şey mi dokundu acaba? Bilmem ki. Ayşe'cim. Yoksa... Birkaç gün gecikmem oldu. Test aldım ama yapmaya korkuyorum. E hadi yap. Şimdi mi? Sonra da yapsan. Şimdi de yapsan sonuç zaten aynı. Hadi hadi kalk. Hadi kalk. Peki tamam. Hadi. Teyzem mi? Evet. Benziyorsunuz bayağı. Kardeş kardeşe benzer tabii. Bulamadım ben eldiveni. Almış götürmüş çantasından. Kızım sen milletin odalarını mı karıştırıyorsun? Anne sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Ben de bunu anlamıyorum. Hapse gireceksin farkında mısın? Sen hapse girersen ne olacak bana? Pınar, bu işe karışmayacaksın. Burnunu sokmayacaksın. Duydun mu beni? Duydum anne. Tamam. Duydum. Yanlış bir zamanda mı geldim? Yok, estağfurullah. Buyurun. Pınar'cığım. Ben sana bu kıyafetleri seni rencide etmek için vermedim. Hepsi etiketi üstünde giyilmemiş şeyler. Neyse, ihtiyacı olan birine veririz. İyi olur kızım. Dışarıda çok ihtiyacı olan var. Tamam. Bir süvari yaptırayım mı? Gelin görümce kaynana, birlikte içeriz, laflarız. Sağ ol yengeciğim ama benim biraz başım ağrıyor. Başka zaman artık. Tamam. Nasıl olsa birlikte yaşayacağız. Her zaman içeriz. Ayşe hadi belli olmadı mı daha? Ay hamile mi acaba? İnşallah. Ayşe. Ben pek üzülmedim aslında.
Bakmayın öyle bana. Şu an için çocuk istemiyorum. Ne demek istemiyorum? Vedi abla, onca şey yaşadık biz. Yeni toparlandık, her şey geçti derken... korkuyorum işte, anlayın. Kapattım ben o defteri. Ayşe, bak böyle deme. Sen de Ferit de çok gençsiniz. Hem Ferit senden çocuğu olsun istemez mi? O da şu anlık istemiyor bence. Olur mu öyle şey canım? Aa, yani sen şimdi korktuğun için böyle konuşuyorsun. Ama ben sana kaçmayı hiç yakıştıramadım Ayşe. Deme öyle Bediye abla ya. Ay diyorum efendim. Bak eğer Ferit'i birazcık seviyorsan onu da düşünmek zorundasın. Ben Ferit'in senden bir çocuğu olmasını deli gibi istediğine eminim. İstemiyordur bence. Ayşe, ben seni gördüğüm ilk gün ne kadar güçlü, ne kadar cesur bir kız demiştim. Ben senin savaşına hayran oldum. Bak Vedi abla doğru söylüyor. Sakın kendini geçmişle sınama. İyi ki varsınız. Ay güzellerim. Kolay gelsin. Ustam abim nerede? Eyvallah. Kolay gelsin. Kolay gelsin Sinan Usta. Hayırdır? Yüzüme bakmayacak mısın? Küstüm oynamıyorum diyorsun yani çocuk gibi ha? Patron, teftişe mi geldi? Nasıl? İyi çalışıyor muyum? Prim alır mıyım? Ha? Bir ödül verir misin bana? Vereceğim, vereceğim. Sana kardeşine trip atan, küsen en yakışıklı abi ödülünü vereceğim. Ne kadar komik ya. Hep beraber gülelim mi, ne dersin? Abi niye böyle yapıyorsun Allah aşkına? Ha? Niye böyle yapıyorsun ya? El ele sırt sırta vermemiz gereken zamanda birbirimizi mi yiyelim? Senin benim canımı yakacaksın. Görmüyor musun nelerle uğraştığımı? Yani? Nelerle uğraşıyorsun oğlum? Nelerle uğraşıyorsun? Romantik serseri gibi ortada dolanıyorsun lan. Nelerle uğraşıyorsun? Söyle bakayım. Söyle. Abi bak ayıp ediyorsun. Etme. Ayıp ediyorum. Oğlum ben karımı kızımı ne zamandır dışarı çıkarmıyorum sen biliyor musun? Yazık değil mi o kızı? Ha? Günah değil mi oğlum Leman'a? Benim yüzümden mi çıkartamıyorsun abi dışarı? Bunun benimle ne alakası var ya? Yok seninle alakası oğlum. Seninle bir alakası yok tabii. Evle alakan yok. Benle alakan yok. İşle alakan yok. Sinan işte problem var koş. Evde problem var koş. Karım bana ne dedi sen biliyor musun oğlum? Bak lafa bak. Bu konu ankerizi sen misin dedi lan. He? Her şeyi sen mi sırtlayacaksın dedi. Ferit. Oğlum bu ne kadar ağır bir laf sen biliyor musun? Evet abi ağır. Farkındayım. Tatsız olmuş. Ama ne yapalım abi? Zor zamanlardan geçiyoruz. Hepimiz taşın altına elimizi sokuyoruz. Oğlum kimsenin elini taşın altına soktuğu yok. Bırak şimdi. Sen patronsun. Patronsun. Sen emir veriyorsun. Taşın altına elimi ben sokuyorum. Anladın mı? Amelilik benim doğamda var. Sen kral adamsın oğlum. Sen git patronluğunu yap. Mis gibi. Bana bulaşma. Ya Allah aşkına ben sana bu zamana kadar ne zaman patronluk tasladım ya? Ya Ferit. Bak git benim asabımı bozma. Anladın mı? Git romantizmini yaşa. O patronluk koltuğuna otur. Herkese emir ver tamam mı? Karışma oğlum bana. Söyle. Ne konuşacaksan telefonda konuş. Neresi orası?
Tamam, bekle, geliyorum. Oğlum biz senden kurtulamayacak mıyız lan? Ne diye ayağına çağırıyorsun? Nedir bu telefonda konuşamayacağın önemli mevzu Ayşe ile ilgili? Ferit, benim bu saatten sonra ne sana ne Ayşe'ye bir zararım dokunur. Dedesi kendini ölüme terk etti. Lan oğlum boş konuşma, benim zamanımı çalma. Ferit bir dinler misin beni Ferit? Lütfen son kez oturur musun şuraya? Hadi. Bak, Ayşe'nin bana kırgın olduğunun farkındayım. Telefonlarımı açmıyor. Hak da veriyorum. Kafenin anahtarı. Ayşe'ye iyi gelecek. Al bunu sahibine geri ver. Oğlum sen laftan anlamıyor musun lan? Sana ne Ayşe'den de kafeden de, sana ne? Ferit bak sana söyledim ben, kimsesiz büyüdüm. Ne anam ne babam oldu benim. Şahin de aldı beni yanına, sahiplendi, büyüttü. Dolayısıyla ben de bu yaşıma kadar o ne derse onu yaptım. Ama artık bitti. Bunu da size karşı, yaptıklarıma karşı bir özür olarak kabul et. Kafeyi, Ayşe'yi senin aldığını biliyorum. Şimdi al bu anahtarı ve sahibine geri ver lütfen. Niye yapıyorsun bunu? Vicdan diye. Satın alacaksam olur. Nasıl istersen. Eyvallah. Ayşe için alıyorum. Biliyorum Ferit. Çok iyi biliyorum. Sekreterim arar seni satış işlemleri için. Hadi eyvallah. Eyvallah. Antakya girişlerine baktık. Mobeselerden birkaç araba tespit ettik. Hiçbiri doğru araba değil. Ama araştırmaya devam. Tamam, size kolay gelsin. Bir haber alırsan lütfen beni bilgilendir, olur mu? Eyvallah. Selam. Selam. İyi akşamlar Ferit Bey. İyi akşamlar Kezban abla. Ayşe yukarıda mı? Evet Ferit Bey, odanızda. Sağ ol. İyi akşamlar. Aa Ferit. Ben bir şey söyleyeceğim, soracağım. Yani söyleyeceğim şöyle, benim sana bir borcum vardı ya, geçen ödediğin. Senin bana bir borcun yok, ısmarladım sen. Öyle sayamam, olmaz. Benim sana borcum var. Biliyorsun ben çalışmıyorum. Şimdi abimden para istemek de zor geliyor. Daha yeni abi kardeş oluyoruz sonuçta. Bir de sen galiba abimi pek sevmiyorsun, onun parasını istemezsin diye de düşünüyorum. Sen bunları dert etme. Dediğim gibi, ısmarladım sen lütfen. Ben dert ederim. Borcum borç. Mutlaka ödeyeceğim sana. Onu söylemek istedim. Peki. Bir gün kazandığında ödersin o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bak eğer Ferit'i birazcık seviyorsan onu da düşünmek zorundasın. Ben Ferit'in senden bir çocuğu olmasını deli gibi istediğine eminim. Hayatım. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk bir tanem. Çok özledim seni. Vallahi hayranım sana ya. Kendimi o kadar çok şanslı hissediyorum ki. Nazar değecek diye korkuyorum ama. Ne yaşarsak yaşayalım. Bütün kötülüklere rağmen şu güler yüzünle neşenle karşılıyorsun beni ya. Daha ne isterim ki ben? İyi ki varsın. Niye? Kadınlar dırdırcıdır, suratsızdır, yalanlarıyla mı büyüdük Ferit Bey? Vay arkadaş, bir iltifat edeyim dedim. İlla burnumdan getireceksin değil mi? Değişiksin, değişik. Nasıl geçti günün? Nasıl geçsin hayatım? Standart işte bildiğin gibi. Sen ne yaptın?
Sıkıldın mı burada? Aslında sıkılmadım. Dışarı çıktım. Betül'lere gittim. Vedi abla da oradaymış. Çay, kahve falan öyle günü geçirdik işte. Kahve demişken... Al bakalım bunu. Paşa gönlün ne istiyorsa onu yap. Bu ne şimdi, anlamadım. Kafenin anahtarı. Mirza'dan aldım. Gerek yoktu. Beni de aradı bugün, açmadım. İyi yapmışsın hayatım. Ben açtım, konuştuk. Pişmanım dedi, özür diledi. Mahcup. Yani bir zahmet mahcup olsun tabii. Sen böyle bir şey yapmazdın. Almazdın anahtarı. Ne oldu birden? Vereceğiz parasını, satın alacağız kafeyi. Yine bizim olacak. Yine ortak olacağız. Sen ciddi misin? Sevindim. Yani çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Çalışacağım için. Rica ederim bir tanem. Sevineceğini biliyordum. Artık gündüzleri bu konakta kalıp kafayı yemezsin. Teşekkür ederim. Ben bir duşa gireyim. Ondan sonra yemeğe ineriz, tamam mı? Tamam. Vediye abla, kalbimiz çok temizmiş. Betül yanında mı, çağırsana. Size harika bir sürprizim var. Abi, video mu izliyorsun? Yok ya, böyle iş mailleri falan, sıkıcı şeyler. Ne yapıyorsun? Anlat bakalım, nasıl geçti günün? İyi. Buraya alışmaya çalışıyorum hala. Ne kadar güzel bir şey biliyor musun? Ne o? Ne bileyim. Bir abim var ve bana nasıl olduğumu soruyor. Günümün nasıl geçtiğini soruyor. Bunun ne kadar güzel bir his olduğunu asla bilemez. Biliyorumdur belki. Ben de yıllarca yalnızdım. Bir annem olduğunu bile bilmiyordum. Doğru. Keşke daha önce tanışsaydık. O zaman hem yalnız kalmazdık hem de... Neyse. Ne o ya? Söyle. Abimsin. Senden bir şey saklayacak değilim. Abi biz annemle çok zor zamanlar geçirdik. Yokluk gördük, sefalet gördük. Bir yanımız hep eksikti, hep yarımdı. Yani annemiz için de hiç kolay olmamıştır. Gerçekten çok özür dilerim. Çenem düştü benim yine. Ben sen üzül diye söylemedim bunları. Yok ya, olur mu öyle şey? Artık o günler eskide kaldı. Yokluk ve sefalet yok, tamam mı? Yarın Hande ile şöyle güzel bir alışverişe çıkın. Canın ne istiyorsa al böyle, fazla fazla, tamam mı? Yok, yok abi, hayır, çok teşekkür ederim. Ben bunları bu yüzden söylemedim ki. Benim her şeyim var, çok sağ ol. Ben senin abinim, sözümü dinle. Tamam, madem öyle. İyi akşamlar. Aa, anne gel. Alışabildiniz mi buraya? Daha çok yeni. Yani kolay olmayacak ama alışacağız elbet. Sağ ol. İyi akşamlar. Evin kalanı acıkmamış anlaşılan. Hadi biz yiyelim. Mis gibi kokmuş. Kezban, hadi. Çok acıktık. Baba, hadi. Herkes oturmuş sofraya. Gidelim biz de. Ben onların mendebur suratını hiç çekemem kızım. Kusura bakma. Siz annenle inin. Ben uzanacağım biraz. Ben de inmiyorum o zaman. Ne oluyor? Gel.
Hadi kalkın. Bak havada buz gibi oldu. Vallahi anneciğim, ben şu an aşırı rahatım. Biz çiçeğimi izleyeceğiz aşağı, değil mi baba? Ha. Zaten ben kızıma bir sarıldım. Benim açlık maçlık kalmadı, değil mi kız? Al benden de o kadar. İyi, ben de etmiyorum. Gel bakalım. Gel. Aile saadeti. Ay canlarım benim. Siz var ya, kız. Ya siz benim her şeyimsiniz ya. Vallahi bak. Ekmeğimsiniz, tuzumsunuz, şekerimsiniz. Oh. Buradaki tuz ben oluyorum bu arada. Ya. Aha. Ay anne. Baya kaplan var kız senin midende. Ya ne yapayım size, acıktım diyorum. Bu acıkma değil, baya kaplan var senin midende ya. Müge, bu annem var ya acıkınca. Sen dışarıdan bir şey söyle. Böyle yiyelim, yoksa bu bizi yer. Ya sen anca bana sataşsın lan. Bak, başladı. Ya tamam, durun şimdi. Canınız ne istiyor söyleyin, onu söyleyeceğim. Ya bir şey söyleyeceğim. Bence Azade anne kızacak, biz aşağıya inelim. Ya kızmaz, boş ver ya. Ya hazır şu Azade Hanım metosu kalkmışken canımız ne istiyorsa yiyelim işte. Ha. Yozan sessiz ol. Allah yerin kulağı var, duyar şimdi o. Bir şey olmaz. Dürüm, dürüm yiyelim mi? Lahmacun. Yeter Kezban. Afiyet olsun. Sağ ol. Heh. Geldiniz oğlum, geçin. Çorbalarını koy çocuklarım. Sinanlar gelmeyecekler mi? Hemen bakayım hanımım. Kezban abla, hiç zahmet etme, abimler gelmeyecek. Hmm. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sinan abi de sana mı tavır yapıyor, bana mı tavır yapıyor anlamadım. Ferit, tuzu uzatabilir misin? Şimdi benim iki tane mi kayınvalidem var? Şaka yaptım canım. Ortamı yumuşatayım dedim. Yani zaten Azade Hanımcığım Adnan amcadan çoktan boşanmıştı. Hande yeter. İnsanların birbirlerinin bir şey olması için resmi bir belgeye ihtiyaçları yok Hande. Hissetmeleri yeterli. Bu masadaki hiç kimse senin bir şeyin değil. Bak yüzlerine. Dikkatli bak. Hepsi şu an sana tahammül ediyorlar. Kullanmıyorsan alıyorum. Lavabodayım. Lavabo. Burası daha güzelmiş. Sonunda. Kendimi çok gergin hissediyorum. Hayatım gerilme bu kadar. Bak şimdi ben sana kocaman sarılırım. Mis gibi bir uyku çekeriz. Her şey geçer. Her yerim ağrıyor artık gerginlik için. Sen bir şey yemedin. Doyabildin mi? Doydum hayatım, doydum. Bir çorba içtim işte, yeter. Gördüm ama çorba yetmez ki. Yapayım mı sana bir şeyler? Ben bir tek sana dayanıyorum. Laflara bak. Dün gece çok üşümüştüm, ben bir şey alıp geliyorum. Tamam hayatım.
Bu çantaya böyle. Test mi yaptın sen? Nerede buldun onu? Yerde. Gerçi tek çizgi ama var mı bir ihtimal? Babam oluyorum. Vardı öyle bir ihtimal. Ama artık yok. Hamile değilim. Üzüldün mü? Yani üzüldüm demeyelim de öyle görünce bir an heyecanlandım. Üzüldün. Bebeğimizin olmasını istiyor musun? İstemez olur muyum hayatım? Tabii ki istiyorum. Çok istiyorum. Ama benim istemem değil, senin istemen önemli. Ben hazır değilim dersen, hazır olana kadar beklerim. Ya da hiç çocuk istemiyorum da diyebilirsin. O zaman da yapmayız, ne olacak? Bana da eyvallah. Biz mutlu olalım yeter. İstiyorum. Ben istiyorum diye mi yoksa sen de mi istiyorsun gerçekten? Ben istiyorum. İkimiz de istiyoruz diye. Artık kötü şeyler yaşanmayacak. Biliyorum. Yaşanmayacak. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Çocuğumuz olsun istiyorum. İstiyor musun? Gel o zaman. Nereye? Çocuğumuz olsun işte. Gel gel. Ferit. Alo Muzo, ne haber? İyi ben de. Tahmin et bakalım ben neredeyim? Hayır, bilemedin. Senin şu meşhur memleketindeyim. Vallahi çok haklıymışsın. Harikaymış buralar. Ben çok sevdim. Neyse tamam. Ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Senin şu çocuklardan birini bana ayarlayabilir misin? Küçük bir işim var da. Sen sakın merak etme. Karşılığını misliyle alacaksın. Zengin olduk sayılır. Pınar kızım neredesin? Niye dönmüyorsun yemeğe? Anne midemi bozmuşum çok kötü. İyi misin şimdi? İyiyim, iyiyim. Merak etme. Yatacağım zaten biraz. Bir şey soracağım. Siz arabayı niye Bahtiyar'ın oraya götürdünüz? Duydum sizi. Pınar, karışma kızım artık bu işe, tamam mı? Karışma. Anne, adama bizim arabayla çarpmadın değil mi? Hayır, bizim arabayla çarpmadım. Hadi git yat. İyi geceler. Aa, çok yedim ya. Vay ama çok güzeldi. Ay bir tane daha yesem mi? Yok yemeyeceğim, yemeyeceğim. Yemem. Böyle güzel oldu kız ha? Eski günlerdeki gibi. Ha? Ya Sinan kızın yanında ne diyorsun? Ne var ya? Bir dakika siz bensiz kaçamak yapıyordunuz yani böyle. Sen mi vardın kız o zaman? Annen ilk geldiği zamanla böyle konağın yemeklerine alışamadı, tamam mı? Böyle dışarıdan yemekler yiyelim diye ne taklalar atıyor. Çantanın içinde lahmacun, dürüm ne varsa gizli gizli içeri sokuyor.
Sonra Azade Sultan bir çeki düzen verdi. Mum gibi oldu. Ay işte bile. İşte bile. Ben korkmuyorum ki senin annenden. Ben sen üzülme diye. Aha. Anne. Ne yiyorsunuz? Hiçbir şey. Hiçbir şey. O hiçbir şeyden bana da var mı? O da mis gibi kokmuş. Aşağıda da karnımı doyuramadım. Var anne. Hadi o zaman otur. Doymam diye ben bir tane daha söylemiştim. Ver ver. Soğanlı mı? Babaanne bak turşu da var burada. Babaanneciğim turşu var burada. Ailen içersin değil mi anne? İçerim içerim. Pipet yakın. Mis gibi koktu. Al hemen. Çok güzel. Annem için bu konakta olmak hiç kolay bir şey değil. O yüzden yaptığın esprilerle ortamı germe. Nesi zor anlamadım. Annen halinden gayet memnun görünüyor. Senin o masada yaptığın kaynana muhabbeti neydi ya? Bana bir anlatsana onu. Hiç komik de değil. Kadını rencide ediyorsun, farkında değilsin. Annenle ne alakası var ya? Ben onu Azade için söyledim. Ya anlamıyorsun değil mi sen hiç? Hı? Hiç anlamıyorsun yani. Benim o masada ne hissettiğimi, annemin ne hissettiğini hiç anlamıyorsun ya. Sen sadece dalganı geçiyorsun anne. Ya bence şu an biraz hassassın. O yüzden böyle konuşuyorsun. Anlıyorum, anneni korumaya çalışıyorsun da annenin korumaya ihtiyacı yok. İnan bana yok. Bu mu yani? Hı? Sen bu konuşmadan bunu mu anladın? Çok yorgunum ben. Uyuyacağım. Sonra konuşacağım. Şey, uyuyor muydun ya? Kusura bakma, böyle biraz zamansız aradım. Yok, yatmadım daha. İyi misin sen? Vallahi bilmiyorum ki Betül, iyi miyim? Bilmiyorum. Annen gelmiş, konaktaymış. Bu yüzden mi? Yaşıyormuş. Böyle bir tuhaf oldum ya. Ellerim de ona benziyormuş, öyle dedi. İkincisinde zor bir durum tabii. O da bilmediği bir yerde. Karşısında Azade Hanım. Sana bile nasıl davranacağını bilmiyordur ki. Bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum. Böyle bir şeye garip oldum ya. Darmaduman oldum yani. Yaman. Umarım o konakta sen de, annen de mutlu olursunuz. Kadın da babanı sevmiş. Babam birini tercih edip ikisini de mutsuz etmiş. Şimdi onlar birbirine her baktığında bunu hatırlayacaklar.
biri terk edilen, diğeri tercih edilen kadın. Benim sana bunları söylemem de hayatım bana bir cilvesi herhalde. Betül. Yaman. Ne olur bir şey söyleme. Tamam. Tamam. Ferit, bebeğimiz olunca onu Patagonya'da büyütürüz artık. Unutmadın mı? Büyütürüz ya. Hep beraber orada yaşarız işte. Dil de öğreniriz. Ha? Nece konuşuyorlar acaba? İspanyolca konuşuyorlar herhalde. Değil mi? Öğreniriz tabii. Ferit, seni çok sevdiğimi söylemiş miydim daha önce? Yok vallahi hiç söylemedim. Söyle de bir duyayım ya. Çok mu seviyorsun beni? Hı? Seni çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki. Sana bir şey olsa senin için canımı bile veririm ben. Sen benim için canını verme. Canını canıma kat bana yeter. Beni çok sev. Biz hep mutlu olalım. Sen bana böyle bak. Yüzün gülsün bana yeter. Ya bakma bana öyle. Hazırlanamıyorum. Ya ben sana nasıl bakmam ya? Gözlerimi alamıyorum ki senden. Nasıl bakmayayım? Vediye abla Ali Betül de gelecek biliyor musun? Çok heyecanlıyım. Belli oluyor heyecanım. Gözlerin hep böyle ışıldasın sevgilim. Sen hep böyle mutlu ol. Birlikte olalım hep. Birlikte mutlu olalım. İnşallah. İlk günden geç kalıyorum ben. Kalmaz. Sen şöyle güzel bir öpücük ver bana, ben seni her türlü yetiştiririm. Alayım. Oh. Tamamdır bu iş. Alo, anneciğim. Alo Pınar, kızım neredesin? Bütün konağa baktım, yoksun. Anneciğim, sabahın köründe seni uyandırmak istemedim, kıyamadım. Gece midem çok kötü oldu, hastaneye geldim. Ne hastanesi? İyi misin şimdi? İyiyim, iyiyim. Midemi bozmuşum biraz, serum taktım. Ay, iyi, söyle hangi hastaneye, hemen geleyim.
Yok anneciğim, sana hiç gerek yok gelmene. Zaten birazdan serum bitecek, ben de geleceğim. İyi tamam. Taksiye bin, ben öderim, tamam mı? Tamam anneciğim, öpüyorum seni, bay bay. Telefonun açık olsun. Nereye gideceğimizi söyleyeceğim. Çıkmanı bekleyeceğiz artık, ne yapalım? Betül. Hah, Ayşe. Çok bekletmedim değil mi? Yok yok, yeni geldim ben de. Vediye abla nerede? Ya o zeytin aşısı vardı, onu aşağıya götürdü ama gelecek. Tamam, hadi girelim o zaman. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok iş var. Ama biz el birliğiyle burada harikalar yaratacağız. Çok iyi oldu Betül ya. Ayşe. Sağ ol. Ben sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Ya ne teşekkürü? Aşk olsun. Asıl ben sana teşekkür ederim. Ama biz böyle duygusallaşırsak bütün iş Bediye ablaya kalacak. Sonra ilk günden bırakıp gidecek bizi. Hadi işe koyulalım o zaman. Tamam. Öncesinde kahvaltı yapalım mı? Yapalım. Burada çok güzel bir börekçi var. Gidip oradan biraz börek alayım. Sonra kahvaltılık bir şeyler alıp geleyim. Tamam, ben de çayı demleyeyim o arada. Harika, tamam. Geliyorum o zaman hemen. Çay oradaydı. Ha, tamam. Tamam. Ayşe. Hop hop. Pardon, ben Ayşe var sanmıştım. Yok Ayşe. Ben yanlış bir şey yaptım galiba. Siz bir sebeple şu anda bana taktınız mı acaba? Evet taktım. Ya beyefendi, insan girdiği yerlere bir bakar. Ya, görmüyor musunuz, yerler tertemiz. Bir dakika bir dakika. Her şey şu anda o kadar hızlı gelişti ki ben neden tartıştığımızı idrak edemedim. Öyle mi? Heh. Anlatayım. Lütfen. Neyi tartışıyoruz biliyor musunuz? Yerlerdeki çamuru, içeriye dandun dalışınızı, kapının önündeki paspasa postallarını silmeyip benim temizlediğim yerlere leş gibi yapışınızı. Ben üç tur burayı temizliyorum. Anlıyorum. Öyle mi? Buradan öyle görünmüyor. Komik olan ne? Yok. Ya komik bir şey varsa söyleyin, beraber gülelim. Yok. Deli misin sen? Sadece eldiveni mi almışlar? Tamam mı, aldın mı? Aldım. Aldım ama kız peşimden geldi bir süre. Zor kaybettirdim izini. Tamam, kaybolsak.
Allah'ım. Alo. Anne, ben çok kötü bir şey yaptım. Anne, ne yapacağım ben? Ha? Ne yapacağım? Kızım, bir sakin ol. Seni gördüğüne emin misin? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bana doğru bakıyordu. Anne bak, beni kesin gördü. Ayılır ayılmaz kendine geldiği gibi polise gidecek, şikayet edecek beni. Bahtiyar, ne yapacağız? Anne, ben hapse girmek istemiyorum. Belki de Yaman'la konuşmalıyız. Hayır, olmaz. Yaman'ı bu işe bulaştıramam. Ya gerekirse polise giderim, her şeyi anlatırım ama oğlumun başını belaya sokamam. Ben ne olacağım peki? Anne, benim başım belada değil mi? Ben ne olacağım? Kızım, bizim açtığımız belalara günahsız abinle mi bulaştıralım? Ha? Onu mu istiyorsun? İster istemez bulaştıracağız Feray. Baksana, işler sarpa sarpa. Polis her yerde Beyaz Şahin'i arıyormuş. O zaman kesin bizi bulacaklar. Ya Bahtiyar, bir şey yapmamız lazım bir an önce. Ya dur, bir sakin ol. Önce şu arabadan bir kurtulmamız gerekiyor. Tamam. Arabadan kurtulduk diyelim. O ne olacak peki? Ayşe'den de kurtulmamız gerekmez mi? Efendim Cener. Kardeşim, Şahin marka aracın kime ait olduğunu tespit ettik. Kime aitmiş?